istiyorum. Zaten ben anaokuluna gittiğimde bana mesleklerin hepsini öğretmişti öğretmenim ama bakayım ben bunları unutmuş muyum? Zaten mesleklerden ne vardı? Ne vardı? Öğretmen vardı, postacı vardı, polis vardı, doktor vardı. Ay bir saniye bakmak istiyorum. Bunlardan hangilerini biliyordum? Bu kimdi? Bunun ismi eminim ki hepsini biliyordur Pepe. Ama ben de biliyorum bunların hepsini. Arkadaşlar, ay ben sizi bir anda görmemişim. Merhaba. Siz bu mesleklerin neler olduğunu biliyor musunuz? Ben anaokuluna gittiğimde hepsini bana öğretmenim öğretmişti. Tabii Özlem ablamdan da öğrendim. Mesela bakın şurada şey var, başında kocaman bir tane şapkası olan bir amca var. O kim biliyor musunuz siz? Ben biliyorum. Ahçı. Siz biliyor musunuz? Ay Pepe nerede kaldın? Ne güzel seninle meslekler oyunu oynayacaktık. Bir türlü gelemedin. Benim arkamdan yoksa burada söyleniyor muydun? Hayır, söylenmiyordum. Sadece nerede kaldın diye merak ediyordum. Çünkü seninle sözleşmiştik. Meslekleri öğrenecektik. Meslekler puzzle'ını yapacaktık. Tamam işte. Geldim, buradayım. Evet birazcık gecikmiş olabilirim. Ama sonuçta geldim. Hadi bakalım başlayalım. Vay canına. Harika bir puzzle bu. Nereden buldun bu puzzle'ı Elif? Bana bu bir arkadaşımın hediyesiydi. Doğum günümde arkadaşım getirmişti bunu bana. Demek öyle. Puzzle'ları bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Puzzle'ları çok seviyorum. Çünkü puzzle'larla oynarken hem öğreniyorum hem de eğleniyorum. Hadi başlayalım mı artık? Evet, başlayabiliriz. O halde benim bir fikrim var. Sana önce ben sorayım. Sen bakalım cevap verebilecek misin? Ne dersin? Evet, olabilir. Şimdi başlayayım, hangisini sorsam? Bunu mu? Yok, bunu sormayacağım. Vazgeçtim. Acaba şunu mu sorsam? Çocuklar, ne dersiniz? Bunu mu sorsam acaba? Ha? Bilebilir mi? Ne dersiniz Elif'e? Elif de her konuda çok başarılı. Acaba hangisini sorsam? Bana zaten bunların hepsini dedem öğretmişti, biliyor musunuz? Evet, dedem her şeyi biliyor benim. Evet, sana neyi soracağımı buldum. İşte bu. Söyle bakalım Elif. Bu hangi meslek? Kesin bilemeyecek. Kesin bilemeyecek. Pepeciğim, sen bana kesin bilinmeyecek mi dedin? Evet, şu yeşil elbiseli, şapkalı, kolunda da çantası olan meslekteki adamı mı soruyorsun? Onu bilemeyecek ne var canım? Evet, gerçekten harikasın. Wow. Demek postacıyı bildin ha? Aferin sana dostum. Peki sana bir soru daha. Postacılar ne yaparlar biliyor musun bunu? Buna bilemeyecek ne var? Postacılar bize mektup getirir, faturalarımızı getirir, evimize teslim eder. Ya gördün mü? Nasıl da biliyorum. Hadi bakalım şimdi sıra bende. Ben sana soruyorum. Az önce ben bunu zaten arkadaşlarına söylemiştim. Şurada bak 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 şurada beyaz kıyafeti, beyaz şapkası olan, böyle donmuş donmuş yanakları olan birisi var. Peki bu hangi meslek? Hadi bakalım bebe, söyle de görelim. Hey, buna bilemeyecek ne var? Bebek oyuncağı bunu bilemeyecek olan ne var ki? İşte bunu soruyorsun öyle değil mi? Tabii ki de biliyorum. Bu ahçı. Evet, ahçı buldum. Ahçı. Ahçılar çok güzel yemekler yaparlar. Onların mesleği yemek yapmak. Biliyor musun? Benim annem de tıpkı bir ahçı kadar güzel yemekler yapıyor bana. Wow. Demek öyle. Aferin. Şimdi sıra bende. Sıra bende. Hadi bakalım gel. Bu kim? Bu. Bak bunu gösteriyorum. Gördün mü? Elinde kitap var. Şu elinde ne var görebiliyor musun? Gördün mü? İşte burada bir kadın var. Gözlerinde gözlük var. Bunun ne olduğunu, hangi meslek olduğunu bana söyleyebilecek misin dostum?
öğretmen bütün güzel bilgileri ve faydalı bilgileri çocuklara öğretir. Okula gittiğimizde bize bütün şeyleri, her şeyi, bilgileri, renkleri, şekilleri, hatta başka başka her şeyi bize öğretir. Benim öğretmenim vardı biliyor musun anaokulundayken? Demek öyle. Aferin, bunu da bildin. Şimdi sıra sende dostum. Hadi bakalım, sen sor bana Aylin. Demek ben de. O halde sana zor bir soru soracağım. Gel bakalım buraya, gel gel Pepe. Bu. Sana bunu sormaya karar verdim. Bu meslek hangisi? Cevapla da görelim bakalım. Birazcık zor bir soru oldu galiba. Ne dersin? Arkadaşlar çok heyecanlı çünkü Pepe bunu eminim bilemeyecek. Ay, bu meslek birazcık zor bir meslek. Evet birazcık zor oldu ama şöyle bir bakayım elinde neler var. Ay, bunlar da ne böyle? Neydi bu? Çekiç mi var elinde yoksa? Ha, boya. Boya falan var. Şurada boya var. Şurada işte. Allah Allah, bunu bulamadım ya ben. Nasıl bileceğim ben? Elif hep zor şeyleri bana soruyorsun. Bu neydi? Neydi? Buldum. İşçi. Yok. Tamirci. Oy, bir tane mesleği düşürdüm oradan. Hemen yerine takalım. Zor bir soru sormuştum ama aferin sana Pepe, tamirci mesleğini buldun. Biliyor musun, bizim musluğumuz bozulmuştu. Babam tamirci çağırdı. Hemen musluğumuzu yaptı tamirci elindeki eşyalarla. Çok enteresan bir meslek biliyor musun? Evet arkadaşım, evimizdeki eşyalar, iş yerindeki eşyalar bozulduğu zaman tamircilere götürürüz veya tamircileri evimize çağırırız. Ve böylelikle onlar yapılırlar. Hadi bakalım şimdi sıra bende Elif. Elif, hadi sana kolay bir soru soruyorum. Bu meslek hangi meslek acaba? Kolay bir meslek sordum farkındaysan bak. Çok güzel şapkası var, üniforması var. Hatta bu meslektekilerin düdüğü bile var biliyor musun? Ay, ben bunu biliyorum. Polis. Evet, polis. Polisleri çok seviyorum ben. Onlar bizi koruyorlar. Tehlikelerden ve kötülüklerden koruyorlar. Aferin sana dostum. Gerçekten de harikasın. Sanırım burada bir tane meslek kaldı. Ay yok. İki tane meslek kalmış galiba Elif. Birini sen sor, birini ben sorayım. Anlaştık mı? Anlaştık. O halde sıra bende. Şimdi cevap ver bakalım bana Pepe. Bak, şurada bir tane adam var. Kafasında yeşil ve kahverengi çizgileri olan şapkası var, gördün mü? Evet, işte o. Elinde de hatta bir tane alet var. Orada bir şeyler yapıyor. Sence ne olabilir? Wow! Hayatımda bu kadar değişik meslek ve kıyafet görmemiştim. Bu ne olabilir acaba? Ama Elif, gerçekten zor bir soru sordun bana dostum. Ben bunu nasıl bilebileceğim ki? Yapacak bir şey yok. Hep sen mi zor soruları soracaksın? Arkadaşlar galiba Pepe bilemeyecek. Hayır canım, o kadar da değil. Tabii ki biliyorum. Bu bir işçi. Wow, harikasın. İşçiler her işi yapabilirler. Çok güçlüler biliyor musun? Şimdi sıra bende dostum. Ama sana bu sefer son bir meslek olduğu için bu sormak istiyorum. Biliyor musun? Bazı çocuklar ondan çok korkuyorlar. Bak burada işte burada. Vay canına, elinde bir defter var. Kafasında ışık var. Elinde de ilaç çantası var. Bakar mısın ilaç çantasına? Ay, içinde iğne var. Stetoskop var. Ondan sonra acaba ilaçlar var. Ama bundan korkacak bir şey yok ki. Ben onları çok seviyorum. Hadi bakalım söyle, kimmiş bu meslek? Biliyorum. O bir doktor. Ve ben doktorlardan hiç korkmuyorum. Evet, ben de doktorlardan hiç korkmuyorum. Bu arada aferin sana arkadaşım. Gerçekten meslekler konusunda çok iyisin. Neredeyse bütün meslekleri öğrenmişsin. Harikasın. Teşekkürler Pepe. Sen de benim kadar başarılısın. Biliyor musun, annem beni doktora kontrole getirdiğinde hiç korkmuyorum. Öksür dediğinde... öksürüyorum. Sen korkuyor musun Pepe'cim doktordan? Hayır tabii ki de. Sence korkuyormuş gibi görünüyor muyum dostum? Tabii ki de, bana korkusuz Pepe derler. Hiçbir şeyden korkmam. Asla. Annem beni doktora getirdiğinde böyle koşa koşa zıplaya gidiyorum ve doktor amca ben geldim diye doktora koşup sarılıyorum. Ve iğneden asla korkmuyorum. Sonuçta iyileşmem için yapılan bir şey, öyle değil mi? Çok eğlenceli bir oyundu bu. Yeni bir puzzle, mutlaka devam edelim oyunumuza. Bence de arkadaşım, gerçekten çok eğlenceliydi. Evet.
Evet, arkadaşlar biz oyunumuzu oynadık. Puzzle çok eğlenceliydi. Hepinize kocaman sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.